Gördüğünüz gibi şu an klimam çalışıyor ve gayet güzel bir şekilde soğuk hava üflüyor kenarlarından. Sevgili KYLC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Bu videoda yine hurdadan bazı malzemeleri söküp kendimize çok güzel ve çok yarayışlı bir kişisel klima yapacağız. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim ve hurda bilgisayarımızdan neleri sökmemiz gerek onu görelim. Öncelikle hurda bilgisayarımız üzerinden bu iş için bize neler lazım, neleri sökmemiz gerek onu göstereceğim. Bakın, işlemcimizin üzerinde alüminyum bir soğutucu, onun üzerinde de bir fan var. Bize bu alüminyum soğutucuyla bu fan lazım olacak, 2 adet. Şimdi bunu nasıl sökeceğiz onu göstereyim. Bakın, hemen şurada alüminyum soğutucunun ve fanın kenarlarında mandallar var ve bu mandalların üzerinde ok işaretleri var. Çıkarmak istediğiniz zaman ok işareti doğrultusunda parmağınızı üzerine basıp döndürüyorsunuz ve o kısmı çekip tık diye boşa çıkarıyorsunuz. Her birine bu işlemi uyguladığınızda fan direkt soğutucuyla birlikte gördüğünüz gibi elinize geliyor. Biz de şimdi bu soğutucu ve bu fanla Peltier'le kendimize güzel bir kişisel klima yapacağız. İstersek bunu umumi, yani bir odayı serinletme işinde de kullanabiliriz. Videonun sonunda belki zaman kalırsa ona da birazcık değiniriz. Şimdilik vakit kaybetmeden hemen işimize geçelim. Fakat ondan önce kanalımızın bir reklamını yapalım. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyan ve merakı olan arkadaşlarım varsa lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutmasınlar. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Efendim, şimdi fanlarımızı anakartın üzerinden söktükten sonra fanları anakartın üzerine tutturan tırnakları da fanların üzerinden söktük ve bu şekilde hazır hale getirdik. Sistemin kurulumuna geçmeden önce size Peltier'den birazcık bahsetmek istiyorum. Bilmeyen arkadaşlarım için, çünkü videolarımı takip eden bir sürü arkadaşım Peltier'in nasıl çalıştığını artık öğrendi. Fakat bilmeyen arkadaşlar için Peltier, siz bu iki besleme kablosundan elektrik enerjisi verdiğinizde Peltier bir yüzü buz gibi soğurken diğer yüzü aşırı derecede ısınan ve ısı transferi mantığıyla çalışan elektronik bir malzeme arkadaşlar. Gördüğünüz gibi incecik seramik bir yapıda ve küçük, yanılmıyorsam 4 santime 4 santim gibi de ebatları var. Şimdi bu malzemenin çalıştığını sizlere ölçü aletleriyle bir gösterip nasıl bir tepki veriyor onu görmenizi istiyorum. Ve gördüğünüz gibi 29-30 derece ortam sıcaklığını gösteriyor bize. Burada gördüğünüz şu strafor parçalarıyla elimin ısısından etkilenmesin diye Peltier'in bir yüzüne bir probumu strafonun arasına koyuyorum. Diğer probunu da Peltier'in diğer yüzüne koyup yine bir parça straforla parmağımla sıkıştırıyorum. Yani straforların arasında bir sandviç haline getirdim Peltier'imi. Güç kaynağım, hatırlarsanız daha önce yine hurda bir bilgisayar kasasından sökmüştük. Bu güç kaynağının voltajları ile ilgili ve nasıl kullanılacağı ile ilgili bir video hazırlamıştık. Ben o videoların linklerini kartlar halinde videonun sağ üst köşesine bırakacağım. İzlemek isteyen, merak eden arkadaşlarım varsa kesinlikle izleyiniz. Çünkü bu güç kaynağı sizin birçok işinizi mükemmel bir şekilde çözecek arkadaşlar. Bu güç kaynağının hemen besleme uçlarını Peltier'ime bağlıyorum. Eksi kutbunu bağladım. Şimdi de artı kutbunu bağlıyorum. Ölçü aletlerimin ışıkları da açık. Kamera şöyle yaklaşsın ve güç kaynağımı hemen daha önceki videoda nasıl çalıştığını göstermiştim. Güç kaynağımı açtıktan sonra gördüğünüz gibi hemen bir tarafı aşırı derecede yükselirken diğer tarafı da hemen gördüğünüz gibi sıcaklık düşmeye başladı. Ve Peltier bozulmasın diye hemen güç kaynağını kapattım. Çünkü Peltier'in sıcak yüzünün ısısı 80-85 derecenin üzerine çıkarsa
peltiyerimiz arızalanıyor. Bu şekilde nasıl çalıştığını görmüş oldunuz. Soğuk tarafın ısısı düşerken, yani sıcaklığı düşerken, sıcak tarafın sıcaklığı da birdenbire hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Şimdi bundan sonra gelelim sistemimizin tasarımına ve nasıl yapılacağına. Şimdi peltiyerimiz için bir yuva oluşturacağız ve bu yuvayı dekota dediğimiz böyle esnek ve kolay işlenebilen bir malzemeden yapacağız. Bu malzemeyi reklamcılardan çok ucuz bir şekilde temin edebilirsiniz. Şimdi de hemen bu peltiyerimizin orta noktası, soğutucumuzun orta noktasına denk gelecek şekilde ayarladıktan sonra şimdi peltiyerimiz için kalıbımızı oluşturduk. Fanımızın bir yüzüne termal macunumuzu süreceğiz. Termal macunumuzu sürdük. Hemen peltiyerimizi ortalı bir şekilde bu soğutucumuzun üzerine tutturuyoruz. Ve hemen arkasından peltiyerimizi bu kalıbımızda yerine oturtacağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde oturttuktan sonra hemen bu peltiyerimizin üzerine diğer fanımızı koyduğumuzda boşluk yapmasın diye bir alüminyum parça daha koyacağız. Diğer fanımızın alüminyum soğutucusunu da macunladıktan sonra üst üste hemen bu fanlarımızı montajlayacağız arkadaşlar. 4 adet civata ve somun yardımıyla bu alüminyum soğutucularımızı birbirine bu işlemi bitirdikten sonra sistemdeki tüm artıları, yani fanların ve peltiyerin artısını birleştireceğiz. Daha sonra da peltiyerin ve fanların eksilerini birleştireceğiz ve elimizde bir adet artı bir adet eksi besleme ucu kalmış olacak. Fakat bunu yapmadan önce dış çerçevemizi oluşturacak olan bu boru için bir işaretleme yapacağım. Ondan dolayı bağlantısını yapmıyorum. Yaklaşık bir 2 milimetre kadar kenarlarından bu işaretlediğim yerden daha büyük bir şekilde dekotamı keseceğim. Şimdi gördüğünüz gibi borumuza göre dairemizi dekotadan kestik. Ve şimdi tüm artı ve eksi bağlantıları birleştireceğiz arkadaşlar. Yani fanların artısını ve peltiyerin artısını aynı noktada birleştireceğiz. Eksileri de yine aynı şekilde tek bir noktada birleştirip bir tane eksi bırakacağız. Evet, teknik bir adama yakışmayacak bir iş yaptım ama keskiye almaya erindiğim için böyle bir yola başvurdum arkadaşlar. Şimdi artılarımızı birleştiriyoruz. Şimdi yapacağımız kişisel klimamızın dış kılıfını oluşturacak bu borumuzu nasıl düz bir şekilde keseriz onu göstereceğim.
fanlarımızı dekotomuza gayet güzel montajladıktan sonra artı ve eksi uçlarını da tamamını birleştirip bir tane artı bir tane eksi uç olmak üzere çıkardık. Şimdi bunu biraz önce işaretlediğimiz ve kestiğimiz bu boruya soğuk yüzü üste gelecek şekilde, bizim fanlarımızın soğuk yüzü bu taraf arkadaşlar. Şu soket kısmından biliyorum. Sıcak kısmı da borumuzun içine gelecek şekilde silikon tabancasıyla bu şekilde silikonlayacağız. Bu şekilde tamamını yaptıktan sonra güzel bir şekilde bizim hazırladığımız fanımızı bu şekilde borumuzun üzerine yapıştırıyoruz ve kenarlarından bastırıyoruz. Kişisel klimamız hazır. Borumuzun içi sıcak havayı dışı ortama atmak için, borumuzun dışındaki fan da soğuk havayı iç ortamda sirküle etmek üzere yapılmış durumda. Dilerseniz hemen şimdi bir de mekanda nasıl montajlayacağımızı görelim. Fakat ondan önce sistemimizi bir çalıştıralım. Artı ve eksi bağlantılarımızı yaptıktan sonra hemen güç kaynağımın power tuşuna basacağım. Fakat şunları bir ayırmam lazım, kısa devre yapmasın. Evet, bastıktan sonra gördüğünüz gibi şu an soğuk yüzeyim ortamdaki sıcak havayı fan sayesinde sirküle ettirerek soğutmaya başladı. Gayet de güzel soğuk bir şekilde üflüyor. Sıcak yüzeyimde şimdi birazdan göreceksiniz. Bunu evet, buradan da sıcak üflüyor arkadaşlar. Eğer bu şekilde çalıştıracak olursanız ortamı soğutmanız pek mümkün değil. Sadece kişisel olarak yüzünüze soğuk havayı verdirebilirsiniz ama ortamı soğutamazsınız. Çünkü bir taraf ısıtırken bir taraf ortamı soğutmaya çalışacak ve yine eski dengesine gelecektir. Onun için birazdan göstereceğimiz teknikle ortamınızı soğutabilirsiniz. Kişisel klimamızı yerine montajlayacağız. Sizin de evinizde böyle bir delik varsa veya yoksa bile, kendiniz eğer cama bu şekilde bir delik açarsanız klimanızın sıcak yüzünü dış ortama bakacak şekilde montajladığınızda, ki ben şimdi hemen silikon tabancamla bu klimayı montajlayacağım. Evet, silikonladıktan sonra klimamın sıcak yüzünü dışarı gelecek şekilde cama gördüğünüz gibi montajladım ve biraz soğumasını bekledim ve klimamı orada bıraktım arkadaşlar. Şu dakikadan sonra klimam çalıştığında borunun içerisinde peltiyerin sıcaklığını emen fanım sıcak havayı dışarıya atacak. Peltiyerin soğuk yüzeyindeki fansa iç ortamdaki havayı devamlı bu alüminyum soğutucu içerisinden geçirerek soğutacak. Şimdi isterseniz hemen vakit kaybetmeden bir güç verelim klimamıza ve çalıştığını görelim. Şimdi hemen güç kaynağımın ucuna bağladığım bu jackla hazırladığım klimamın beslemesini veriyorum. Gördüğünüz gibi klimam şu anda çalışmaya başladı. Kamera şöyle bir yaklaşsın ve klimanın çalıştığını sizlere göstersin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an klimam çalışıyor ve gayet güzel bir şekilde soğuk hava üflüyor. Evet, kenarlarından. Sıcak havamız da dışarıya gittiği için artık yavaş yavaş ortamdaki havamız soğuyacak. Şimdi bazı arkadaşlarım bana diyecekler ki, abi neden diğer videolarında ölçüm yapıyordun da bu videoda klimadan sonra ölçüm yapmadın? Şundan dolayı arkadaşlar, bizim dükkanımız çok büyük.
Yani bu klimayla bu dükkanı soğutmamız mümkün değil. Ben size ne kadar ölçüm yaparsam yapayım, çok yavaş bir şekilde soğutma yapacağından bunu videoda göstermemiz mümkün değil. Bu tip bir klimayı çok daha küçük mekanlarda ve çok daha az güneş alan, çok daha az ısınan ortamlarda kullanışlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Eğer daha büyük mekanları soğutmak istiyorsanız bu yaptığımız klimadan birkaç tane yapmanız lazım. Onun için bu videoda ölçüm yapmayacağım. Sadece klimamın çalıştığını göstereceğim ve sizin bana güvenmenizi talep edeceğim. Çünkü şu an klimam gerçekten gayet soğuk bir şekilde üflüyor. Sıcak havamda gördüğünüz gibi dışarıya gidiyor. Evet sevgili KYLC kanal takipçileri, bir videonun daha sonuna geldik. Bugünkü videomuz da buraya kadar. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.